Muhabbit.com'dan herkese selamlar. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerini sadece birkaç dakika içinde öğrenin. Kripto para borsası OKEX, Hollanda'da resmi olarak faaliyete geçiyor. Böylece Hollandalı müşterilere 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapma imkanı sunacak. Tether CEO'su Paolo Ardoño, Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesi hakkında ciddi endişeleri olduğunu söyledi. Ardoño, MiCA'nın stabil coin ihraççılarının işini karmaşıklaştırdığını ve AB lisanslı stabil coinleri savunmasız bıraktığını belirtti. FTX, iflas sürecinde ABD gelir idaresine olan vergi borcunu azaltmak istiyor. İflas etmiş kripto para borsası, IRS'in iddia ettiği 24 milyar dolarlık vergi borcunun yerine sadece 200 milyon dolar ödemeyi teklif ediyor. Kripto para borsası Bybit artık Çin'deki kullanıcıların platforma kayıt olup kimlik doğrulaması yapmasına izin veriyor. Daha önce Çin birçok kripto hizmeti için yasaklı bölgeler arasındaydı. Ancak 5 Haziran 2024 itibarıyla Çin, Bybit'in hizmet verdiği ülkeler listesinde yer alıyor. Robinhood, 200 milyon dolarlık potansiyel bir anlaşmayla kripto para borsası Bitstamp'i satın alma planlarını duyurdu. Satın alımın 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Kanada Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimlerinin ardından kripto boğa piyasasının yeniden canlandığını belirtti. Bu hafta Roaring Kitty'nin yıllar sonra yaptığı ilk canlı yayın GameStop ve onunla ilgili meme coinlerin değerlerinde büyük düşüşe yol açtı. GME, Kitty ve Roar gibi meme coinler yapılan canlı yayın sırasında %31'e kadar düşüş yaşadı. Aynı zamanda GameStop'ın hisseleri %40 oranında değer kaybetti. Kripto para veri toplayıcı CoinGecko 5 Haziran'da üçüncü taraf bir uygulama nedeniyle veri ihlali yaşadı. Saldırganlar yaklaşık 2 milyon kişinin bilgilerini çaldı. Kullanıcıların hesap bilgileri ve şifreleri güvende kaldı. Ancak kullanıcıların adları, e-posta adresleri, IP adresleri ve e-postaların açıldığı konum gibi veriler sızdırıldı. Binance, Avrupa'daki stablecoin düzenlemelerinde yapılan değişikliklerin ardından 30 Haziran'dan sonra yetkisiz stablecoinlere erişimi kısıtlamaya başlayacağını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin hisse senedi ve kripto para karlarını vergilendirme gibi bir planın olmadığını dile getirdi. ABD'nin eski başkanlarından Trump, San Francisco'daki teknoloji bağış toplantısında kendisini kripto başkanı olarak tanıttı. Avalanche'ın sunduğu haftalık bülteni dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi haftalar dileriz.